Can alıcı kısmı araba geçme alışı değil, telefonu da çekmiyormuş orada. Çok sıkıntı olur, gitme dediler. En büyük cesaret saçma bir risk almamaktır diyerekten. Ona mı devam edeceksin? He? Motoru bırakıyor musun? Ya motorla. Ha. Devam. Burada kaç çeşit peynir var? Sevda 1, Sevda 2. Çok güzel yerlerden geçiyoruz ya. Şuraya bak. Ay annem! Sevda abla, Gürcüce bir şey söylesene. Ragina, ragit kura. Ne diyeyim mi dedin? Ben de Gürcüce biliyorumdur falan. Yine çok güzel bir manzaranın karşısında yeni bir bölüme selamlar. Tek kadın, tek motor, 81 il Türkiye seyahatimin yeni bölümünde çok güzel bir manzaraya karşı uyandım. Maalesef ki sabah gün doğumunu kaçırdım. Büyük bir pişmanlıkla söylüyorum. Çok heveslenmiştim. Tam olarak şu böyle karşı dağların oradan doğuyordu güneş. Çok da güzel doğmuş. Sevda ablanın yerindeyim şu anda. Burada Maçahal bölgesinde kalınabilecek muhtemelen en güzel yerdir. Ben özellikle böyle birkaç bir yere bakmıştım. Özellikle burayı istedim kalmayı. Çünkü birazdan içerileri de göstereceğim size. Kahvaltı yapacağız şimdi ama neden burada kalmak istediğimi anlayacaksınız. Şu anda Sevda abla kahvaltı hazırladı. Burada bin bir çeşidi peynir var. Bunların hepsi buranın özel el yapımı değil mi? Annenin özel peynir. Öyle mi? Yani maca elin değil. Bunun maca ile özel olan. Ne diyorsun? Bir, iki, üç tamam. Peynir ha, var. Onlar da farklı. Tamam, burada kaç çeşit peynir var ya? 10 tane falan. Kaç çeşit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 çeşit peynir var. Ya maşallah. Başlangıçları hep aynı. Aynı modelle başlıyor ama sonraki işlemlerle tamamen farklılaşıyor. Çok güzel şey. Kaymak. Bu lor, peynir atasüne yapılmış lor. Yaban mersin reçeli. Kendi yaptığım domates sosundan kahvaltılık sos. Tereyağımız, yoğurt süzmesi, domates reçeli. Domates fazla bulunca böyle bizim uygun fiyatı almışımdır. GoPro'nun şarjı bitti. Telefona geçtik. En son neyi sayıyorduk? Ha şunu, domates reçeliydi. Onların tadına da bakacağım. Ya sen oturana kadar zaten bitireceğiz, hiç merak etme. Değil mi? Tamam. İsim sorarsan ismi yok. İsim? Sevda 1, Sevda 2. 3, 4, 5, 14'e kadar çıkabilirsin. Böyle kenardan böyle bir tadına bakayım istiyorum. Ha, ekmeğe basın. Gürcüce konuştu değil mi? Ha, sıcak ekmek getireyim de. Burada o zaman oğlum oluyor değil mi? Hiç oğlu gibi de duruyor mu? Durmuyor. Şu delikli olan peynirin. Hangisi? Şu mu? Delikli olan. Delik. Ha bu şeyin, bu maçelin peyniri. Aynen. Diğer peynir de kendi yaptığım peynir. Bu da yağlı bir peynirdir. Tel peynir de alabilirsin. Bu kadar peyniri hiç daha önceden bir arada görmedim bak Sevda abla. Net söyleyeyim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şunu dene demiştin değil mi? Ha, onu deneyebilirsin. Onu akşam yaptım ben. Bu akşam? Ya, dün akşam iki çeşit peynir dün akşam yaptım. Aa. Hem konuştum hem yaptım. Hani hem mutfağa girdim. Dizi onun için geç kaldım. Valla helal olsun. Dün akşam geldim ben buraya. Bir evet. Şey yaptık. Akşam yemeği yedik hep beraber. Buranın da güzellik böyle mesela hep birlikte oturuyoruz. Ya beraber. Tam aynen. Olarak aynen. Bak dün de söyledim ya sana. Tam olarak gezi boyunca aradığım samimiyet bu ya. Yani böyle ayrı bir yerde oturmak vesaire değil, sağ olsunlar. Tek başına bırakmak istemedik seni. Sıcak ekmek de geldi, dur şunu tadına bir bakayım ben. Koparayım mı? Taze. Bak. Aç değilim diyenlere bak, sıcak ekmek tereyağı diyor, nasıl saldı. Üf, bak. İçine tereyağı koy. Domana görünüyor. Şuradan. Ali kalk, bir şeyler yesene. Hadi. La ilahe illallah ya. Önce eve geldi. Sevda abla, Gürcüce bir şey söylesene. Ragina, ragit kura. Ne diyeyim mi dedin?
Ben de Gürcüce biliyorumdur falan diyor. Genelde öyle olur çünkü ya. Ben var var. Bu kadar dil biliyorsun, onu da biliyorsundur illa ki. Çok fazla. Bir de sen de biliyorsun değil mi Gürcü? Ben zor şartlarda öğrenen son kişi. Hmm. Yaş kaç yaşında? 28 yaşında. 28 yaşında. Aynı zamanda bölge rehberi. Hmm. Rehber olduğu için Gürcistan turlarına falan çok katılıyor, gidiyor. Daha rehberiyim. Daha yürüyüş. Yürüyüşçüyüm. Ha, öyle şey gibi. Çekeyim. Aa, süper. Buraya gelip nereleri mesela trek edebiliriz? Trabzon'dan başlayıp Sivanet'e kadar, Gürcistan'ın orta kesimlerine kadar. Gürcistan dahil. Evet, Gürcistan dahil. Hmm. Ben olmasam bile bölgede çok fazla işini iyi yapan tanıdığımız var. Evet. Her türlü yardımcı oluyoruz zaten. Evet. Çünkü buraları hani buralarda yaşayıp bilen insanın yönlendirmesi çok çok daha farklı oluyor. Bu kesinlikle. Kültürü bilen birinin. Ya bu bölgedeki en büyük sıkıntı zaten araç da bile gelsen. Araç da bile gelsen şöyle bir şey var. Yollar çok karışık. Birçok yol navigasyon veriyor. O yüzden bu bölgeye gelip de bölge insanıyla gezmedim mi aslında yarım gezmiş. Karnım mı acıktı? Yemek yiyecek yer mi yok? Rehberle geçiyorsan, bölge insanıyla geçiyorsan her evin kapısı açılıyor sana. Ama şahsi olarak geldiğin zaman bir şeyler her zaman eksik oluyor. Ya yemek yiyecek yer bulamıyorsun, ya gezmek istediğin yeri yolunu bulamıyorsun. Evet, yemek yiyecek ya bir şekilde buralarda herkesin kapısı açık oluyor ya. Ya şöyle hani yaz dönemlerinde olmuyor işte. Çünkü evde bulamıyorsun. Hmm, anladım. Yani yazın bulma ihtimali çok düşük. O yüzden yaz dönemlerinde tavsiye etmiyorum. Ben evde birini bulurum diye gelmişsin. Ben zaten kışın geziyorum malum. Ama kış dönemlerinde tabii bu şekilde rahat yerler bulursun. Gittin her evin kapısı açık olur. Kameramanımız olduğu için demiyorum. Jandarma bu konuda yardımcı oluyor bölgeye gelenlere. Kesinlikle. Burada jandarma beyi tutuyor. O zaman biz şöyle güzel bir manzara eşliğinde güzel kahvaltımızı yapalım. Sonra içeriği göstereceğim buradan ayrılmadan önce. Çok seveceksiniz. Ben motorumu hazırladım. Sabah söylemedim galiba. Şu anda tekrar hatırlatayım. 81'in 14. ili olan Artvin'in Maçahel bölgesinde Gürcistan'a en yakın olan noktasındaydık. Hatta bir önceki bölümde buraya doğru gelirken Gürcistan sınırını koruyan sınır askerlerini de görmüştük. Dün akşam kaldığım yeri göstereyim sizlere istiyorum. Şöyle bir girişi var. Ben burayı Google Maps'ten buldum. İyi ki de burası olmuş. Birkaç yer daha var kalınabilecek fakat buranın fotoğraflarından da gördüğüm üzere en güzel yer burası görünüyordu. Çünkü tam olarak bir ev, tam olarak böyle geldiğinde buranın kültürünü yansıtan, kültürünü anlayabileceğim bir yer. Dolayısıyla iyi ki burası diyorum. Şöyle şuradan göstereyim size. Benim kaldığım oda şuranın yukarısında. Orada odalar var. Şöyle geliyorsun, burada da sanırım toplu bir oda var. 300 yıllık bir ev burası. Şuradan da böyle oturduğunda, buradan da kahveni içersin ama dışarıda çok tatlı bir balkon var. Orada da kahvemizi içiyoruz. Ben son kahvemi içiyorum. Dün akşam buradaki yerde Sevda abla yemek yaptı. Sobanın yanında güzelce ısındık. Şöyle de bir teras balkon gibi bir yer var Sevda ablamız tekrardan. Öyle mi? Aa. Ha, bu arada sabah kahvaltısında gördüğümüz o peynirli Sevda abla diyorduk ya, ondan fazla çeşit. İki tanesini dün akşam yaptım dedi. Değil mi? Kaşı gözlersin de ne ara yani. Şu an bu da bir iki gün bekleyecek. Ondan sonra salamura yapacağım. Yağlı peynir. Ben şeyi merak ediyorum. Hani neyi değiştirirsen farklı bir çeşit peynir oluyor. Aslında mayası falan hepsi aynı. Yapılışları farklı oluyor. Ha. Bekleme süreçleri farklı. Sonradan şey yapıyorum ben. Sütün içinde bunu peynir çıkarttıktan sonra tekrardan sütün içinde istediğim kıvama getiriyorum. Yani farklı bir peynire çeviriyorum. Kaynatarak. Şimdi bunu ne yapacaksın sonrasında? Bunu ne yapacağım? Bunu şimdi çıkarttıktan sonra şurada gördüğün süzgecin içine koyacağım. Ve üstüne taş. Ha, şu da o zaman bir peynir galiba değil mi? O da peynir. O da işte dokunmasın geliyor. Yapacağım onu. Tahtaların üstüne koyuyoruz onu yuvarlak şekilde. Onu bir 10-15 gün kurutmaya bırakıyorsun. Sonra da kurup bir peynir. Sonra da afiyetle yiyorsun. Afiyetle yiyorsunuz. Vallahi ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Şöyle balkonu da göstereyim ben en son. Buraya ismini söyledim mi hatırlamıyorum. İremit Pansiyon burası. Maçahel bölgesine geldiğinizde aşırı tavsiyemdir. Başka bir yere bakmanıza gerek yok yani bence. Çok tatlı bir balkonu var. Kocaman, hem o taraftan hem o taraftan. Bütün manzarayı
görüyorsun buradan. Aşağıda sabahleyin inekler falan çıktı. Orada bir ahır var. Burada İbrahim abi de geldi. Birazdan İbrahim abi hatırlarsanız bir önceki bölümden Namaç'a ele geldiğimde Sevda abla da söyledi denk gelebileceğin en iyi insana denk gelmişsin diye. Sağ olsun. Evet. Şimdi birlikte şeye çıkacağız. Neye? Maral Şelalesi'ne doğru gideceğiz. Normalde ben hatırlıyorsanız TET rotasına girmiştim. TET rotasından devam etmeyi düşünüyordum. Uğurlu değil mi? Uğur değil. Uğur. Uğur diye bir bölge var. Oraya doğru gidip oradan böyle Şavşat'a doğru inmeyi planlıyordum. Fakat şu mevsimde hani yollar kötü ama yani yolların kötü olması sıkıntı değil. Fakat motoru kaldıramıyorum biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu mevsimde de oradan artık geçen araba bulunmazmış. En büyük cesaret saçma bir risk almamaktır diyerekten. Geldiğim yoldan döneceğim ama... O da sıkıntı değil çünkü muhteşem bir yoldan geldim. Muhteşem manzaralı bir yoldan geldim yani. Dolayısıyla şimdi İbrahim abi arabayla geçecek. Ben motorla takip edeceğim. Maral Şelalesi'ne gideceğiz. Hadi bakalım o zaman yola çıkalım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. İbrahim abi dün de Tolga abiydi yani hatırlamıyorsam işte dün burada karşılaştığımız abiler sağ olsunlar akşamleyin işte buraya kadar da eşlik ettiler benimle. Bak buranın insanı çok başka. Benim lastiklere bakmadım ya. Benim lastikler biraz inik sanırım. Yol tutuşu biraz az. O biraz sıkıntı ama. Neyse. Derler ki yol çok bozuk. Hani motorla giremezsin. Motorla buraya gelenler falan hep motoru bırakıyor. İşte araç bulup araçla gidiyorlar dedi. Hani motorla gitme diye. Ben de motorla gitmek istiyorum. Hani hem motorla gitmek istediğimden hem de yolu göreyim, sizler için bir rehber olsun diye de aynı zamanda hangi tarz motorla gidilebilir, ne kadar zorlanırım falan diye. İşte İbrahim abi de dedi o zaman eşlik edeyim sana. En azından yatıracak vesaire falan olursam motoru yardım edecek bana sağ olsun. Maral Şelalesi buraların en güzel noktalarından bir tanesi. Buraların hepsi her yeri güzel ama o şelale hakikaten çok uzun ve güzel bir şelaleymiş. Orayı da görmeden gitmeyelim tabii ki. Valla moralim biraz bozuldu. TET rotasından devam edemeyeceğim için. Çünkü yolumu gerçekten çok güzel hale getirecekti aslında. Motorla devam edeceksin. He? Motoru bırakıyor musun? Ya motorla. Motorla devam edeceksin. Hı hı, aynen. Devam. Değil mi? Ama sen bırakıyorsun. Tamam, aynen. Diyordum. Ha, TET rotasına giremiyor olmaktan dolayı biraz üzgünüm. Çünkü ben hani rotayı ona göre ayarlamıştım. O kadar da olacağını bilmiyordum. Şimdi Furkan Sevda ablanın oğlu. Dedi ki yani yazın olsa dedi sıkıntı olmaz. Oradan arabalar geçiyor dedi. Ama bu mevsimde hem uzun zamandır yağmur yağmış. Buralara çok yağmur yağmış burada. Ondan dolayı da biraz muzdaripler aslında. Şu anda sadece yağmıyormuş. Ben de ona denk gelmişim çok şükür. Hani en can alıcı kısmı araba geçme oluşu değil, telefonu da çekmiyormuş orada. Senin için orası çok sıkıntı olur, gitme dediler. Bildikleri vardı öyle dediklerine göre. Telefon çekseydi gene giderdim. İspiryedi göllerde kaldığım gibi kalırdım. Neyse, haydi bakalım Maral Şelalesi'ne devam. Çok konuştum. Bir müddet yol geldikten sonra böyle Maral Şelalesi diye yere doğru dönüyoruz. Bundan sonrası stabilize yol. Bu Cemili'den yaklaşık 6-7 kilometre falan uzaklıkta diye hatırlıyorum. Oo, kaygan vallahi. Yumuşak ve hafif nemli toprak. Thank you.
Çok güzel yerlerden geçiyoruz ya. Şuraya var. Arabanın arkasından böyle takip eden şeyler çok tatlı görünmüyor mu, yapraklar? Peşine takılıyormuş gibi arabanın. Buralar. Oo. Kayıyordum. Benim motorun arkasından da öyle oluyor mudur? Keşke çekebilsem öyle bir şey. Şuraya bak, çok tatlılar. Şirinleri kovalıyormuşum gibi. Ha, burayı mı bırakıyoruz? Ha, yaya parkuru diyor bundan sonrası. Buradan sonra yürüme galiba, değil mi? Ha. Güzel. Şöyle bıraksam. Yazın sıkıntı olmaz zaten. Sadece şu an böyle yerler kaygan biraz şeyden dolayı, yağıştan falan dolayı. Evet, fark ettim onu. Motosikleti orada bıraktık, aracı. Sonra buradan sonra bir yürüme parkuru var. Cross motor olsa buradan geçilir mesela. Cross'la geçilir buradan. Hatta güzel de, eğlenceli de olur aslında. Buradan böyle yürümeye devam edeceğiz. Evet, doğru. Yürüyüş parkurundan devam ediyoruz. Şelalenin sesini duyuyoruz. Şu tarafta bir yerde. Şey gibi olacak mı abi? Bir anda böyle karşına çıkar ya pat diye. Ha. Allah. Burası mı? Bir yer yapmışlar. Kapalı ama değil mi? Şurada bir kar. Oo! Şu döküldüğü yere bak. Abi çok iyi. Harika ya. Cennet köşesi. Burası izlemeye doyulmayacak bir yer. İbrahim abinin dediğine göre Niagara bir
Maral Şelalesi 2. 50-60 metre yüksekliğinde varmış buranın şeyi. Şu anda debisi ortalama düzeyde. Güzelce keyfini yaşadık buranın. Şimdi artık yavaştan ayrılıyoruz. Şuraya da benden bir iz bıraktım. Gelenler selam etsin. Haydi o zaman. Devam. Ha, buradan mı geldik? Buradan devam ediyoruz artık. Şimdi İbrahim abi bu arada arıcılık yapıyor. Kafkas arıları var. Başka normal arıların bu bölgeye girmesi yasakmış. Arı gelince kovuyor. Ya arıların bir menzili varmış. Dün biz bayağı muhabbet ettik de. 7-8 kilometre mi demiştin? Ya normal uçuş mesafesi öyle. O yüzden buraya bu dağları aşıp gelemiyorlarmış. Sadece ve sadece Kafkas arıları buraya. Burada korunuyormuş. UNESCO tarafından korunan bir bölge burası. Burada yapılan balların eşi benzeri olmuyor. Bir de Posof'ta var demiştin değil mi? O arı olarak var. Kafkas arısı olarak aynı. Var. Burası coğrafi çeşitlilik açısından tek. Yani tek. Bir de UNESCO tarafından koruma altında burası. Biosfer rezerv alanı. Mace bölge olarak. Şu kayın ağacı dedi. Şurada gördüğünüz bir şey var ya, şu çürümüş şu anda ama normalde orası kovanmış, kara kovan. Bu kayın ağacına da neden ayılar çıkamadığı için yani yukarıda atıyorlar ama bu biraz daha sert olduğu için dişi. Genelde bu ağaçları tercih ediyorlarmış eskiler. Neden kara kovan peki? Eskiden öyleymiş yani, ağaçlarda yüksekte ormanın içinde. Ondan dolayı. Bu şekilde yani. Fenli kovancılık yokmuş buralarda. Önceleri yoktu yani, buradan 30 yıl öncesine kadar. Ama şu anda daha yakın yerlerde böyle hep yan yana görüyoruz ya. Şu an yakın, herkes fenlileşti. Kara kovanlar kalmadı oranda pek. Ama şu anda senin çıkardıkların ne balı demiştin seninki? Kestane. Kestane balı. Burada normal ballar gibi olmuyor. Sağlık açısından falan da çok her derde deva mı denir? Yükseklerde genelde şu gördüğünüz bitki mesela bu karayemiş. Orman gülü. Bunlardan da topluyorlar mı hep? Tabii ki. Buralarda olan bal genelde bunlarda. Karaymış. Orman gülü. Diken var işte. Kestane de var ama az buralarda. Aşağısı gibi durum değil. Karşıda o koyu yeşil gördüğün şeyler karaymış. Anladım. Burada İbrahim abi bal da satıyor. Ben gitmeden alacağım malum. Biliyorsunuz ki hastayım. Her gün şöyle bir kaşık atmalık alacağım yanıma. Bu abi nasıl ulaşırlar sana? Sipariş falan da alıyormuş. Kargoyla gönderiyoruz dedi. Kargoyla gönderim yapılabiliyor. Bu şekilde ulaşabilirler. Telefondan ulaşabilirler. Tamam, ben o zaman yazarım buraya. Has yerinden gerçek güvenilir bal almak isteyen olursa İbrahim abiye ulaşabilirsiniz. Görünen yaprak yaban mersini ya. Yaban mersini. Tabii şu an meyve yok. Şu an yok. Yoksa an böyle elimizi alır alır toplaya toplaya giderdik. Şu an mevsim gereği yok. Evet. Bir öncesinde vardı. Evet. Bismillah. Geri dönüyoruz artık. Saat 3.30 ya, inanamıyorum. Buralardan o kadar ayrılmak istemiyorum ki. Evet. Yani büyük motorla bile gelinebilecek bir yol. Hiçbir sıkıntı yok aslında. Yazın yani yazın hiçbir sıkıntı yok. Kışında biraz hakimiyetiniz varsa sıkıntı oluşturacak bir yol güzergahı değil. Gayet gelebilirsiniz. Çok güzel bir yeşillik, çok güzel bir yeşillik. Şu ben aşağıya gidince İbrahim abiden birazcık bal alacağım. Sonrasında sabah söylediğim gibi tekrar aynı dün geldiğim rotadan Borçka'ya doğru devam edeceğim. Oradan Artvin'e doğru geçeceğim muhtemelen. Lan ağzıma sinek girdi gene. Kanadını hissettim. Güneş batacak birazdan.
Kolay gelsin. Şu aşağıda bir sürü kovan var. Arıcılık ya. Ne bir de renk renk tatlı tatlı dizmişler, çok hoş. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Haydi bakalım, bismillah. Şimdi aynı rotadan, aynı yoldan pıttın pıttın geri döneceğim. Artvin merkeze doğru geçeceğim. İbrahim abiden bal aldım. Çok güzel insanlar, çok güzel bir doğa. Çok keyifli muhabbetler. Sonrasında tekrardan yola koyuldum. Haydi bakalım. Hava serinliyor. Keşke içliğimi giyseydim. Daha doğrusu içime bir şey daha giyseydim. Maçahel bölgesinden, Gürcistan sınırından ayrılıyoruz artık. Hadi geçmiş olsun. Buraları gerçekten tavsiye ediyorum. Hem doğası, hem manzarası, hem insanları çok güzel. Keyifli virajlarla yola devam ediyorum. Yapıyorsun ya. Allah'ım, tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah'ım. Bu ne? Ay. Muhteşem bir şey. Yine gözümün dolduğu anlardan bir tanesi. Ben deminden beri izliyorum, dolayısıyla birazcık daha rengi dönmüş durumda ama. Bu ne ya? Kamerayı çevireyim. Şuraya bakar mısın? Yani kamerada hiçbir şey yansıtmıyor bir de yani. Şurada bir viraj var. O virajı dönüyorsun. Ben o taraftan böyle ne kadar güzel renkler, işte dağlar, karlı dağlar falan diye burayı bir döndüm. Bir döndüm. Böyle bir şey olamaz. Karanlıkta sürmek istememe rağmen bu güneşi burada batırmayı tercih ettim. Muhteşem bir görüntüydü ya. İnanılmaz güzeldi. Uzun zamandır gördüğüm en güzel gökyüzlerinden bir tanesi. Favorilerim, en top noktam Tayland'daki gün batımlarıdır. Ama bu da çok güzeldi. Yani Tayland'a bir daha gidersem en büyük nedeni gün batımlarıdır. Tabii şu anda 1,5 saatim kaldı Artvin merkeze gitmek için. Birazcık elimi çabuk tutmam lazım. 60 küsür kilometre kadar yolum var, 1,5 saatlik mesafe. Oy. Lan bu dağ keçileri gene buradalar. Ay çok ağır kokuyorlar yalnız ha. Hello.
Köpek yok değil mi? Ay hava o kadar soğuk ki şu anda. Ben içileyim. Ay annem! Salak! Sen bir çapına bak lan önce. Tatlış. Yazıkla. Heves etmiş o da abileri falan gibi. Ben de havlayacağım motorlara demiş. Ben de kangalım, benim de sesim çıkar demiş. Şu anda 45 dakikalık falan bir yolculuk yaptım. Şu anda Borçka'ya ulaştım. Kapatayım şunu. Sağımda Çoruh Nehri var. Şöyle bir karar aldım. Bir önceki videoda Borçka'dan ayrılırken çok güzel bir lokanta bulduğumu söylemiştim ya size. Böyle çok tatlı bir muhabbetimiz oldu oradaki ablayla. Oradan ayrılırken dedi hani bir daha bekleriz dedi. Ki bir daha buraya yolum düşmez muhtemelen abla dedim. Farklı bir rotadan gideceğim diye. Öylece selam verip ayrılmıştım. Şimdi dedim karnım da aç. Bir sürpriz yapayım hem ona hem de güzel bir yemek yiyeyim diye. Bak tekrardan dönüp burada onun yemeğini yemeye gidiyorum. Nerede olduğunu bulayım önce de ben. Heh tamam birazcık daha ileride. Vallahi Borçka'yı çözdüm ha. Aynen. Vallahi haritaya bakmadan buldum ha. Harita başka yere gösteriyor. Şu saat kulesinin oradan. Şuradan devam ediyorsun. Çok sevindim vallahi. Şu tanımadığım yerleri çözüp çıkarınca çok hoşuma gidiyor. Şuradan devam ediyorsun. Şu İskendercinin sağında. İleride. Bakalım tepkisi ne olacak, orada mıdır değil midir bilmiyorum da. Çok tatlı bir ablaydı ya. Ha. Burada başka bir abla vardı ama. Evet. Melek. Heh. Ha yok şu anda. Burada yok mu? Yok. Gelecek mi? Ya baba da nerede artık, ne zaman gelecek? Öyle mi? Hadi ha. Buyurun. Yemeğimiz tamam. Var. Yemek yiyeceğim de ona da bir selam vereyim istemiştim. Tamam. Teşekkür ederim. Tüh. Melek abla yokmuş. Kıyamet kopsun, saçının teli kopmasın annem. Lan durduk yere gözlerim, tellerim diken diken oldu şu an anneciğim. Selamlar olsun anneciğim, seni çok seviyorum. Aa, şu şeyin renklendirmesi çok hoş olmuş be. Merhabalar. Numaradan böyle geçebilir misiniz? Geçebilirim sanırım. Serkan Bey ha orada tamam. Evet, evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şu tarafa doğru mu? Merhabalar. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir çok şükür.